Arafat'tan ve Müzdelife'den Mina'ya doğru hacı adayları gelirken Cemerat'ta şeytan taşlayan hacılar ile henüz Müzdelife'den Cemerat'a doğru gelen hacıların karşılaşması neticesinde büyük bir izdiham yaşanmış ve bu izdihamda Suudi Arabistan Sivil Savunması'nın az önce verdiği son rakamlara göre 717 hacı dünyadan gelen, muhtelif ülkelerden gelen hacı kardeşimiz hayatını kaybetmiş. 863 hacının da yaralı olduğu bildirilmiştir. Bu sayılar an be an değişiyor. Maalesef. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz 20 yıldır Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı bir kararla hac ibadetinin güvenliği açısından, hac ibadetinin erkanı menasiki içerisinde görülen Müzdelife'de gecelemek ile Mina'da gecelemek konusunda sahabeden bazı sahabilerin ruhsatlarıyla amel ederek çok daha kısa bir süre içerisinde hacı adaylarımızın, hacılarımızın Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Cemerat'a intikallerini sağlamaktadır. Böyle olduğu içindir ki iyi ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı almış. Böyle olduğu içindir ki bu saatler içerisinde bizim o bölgede bulunan herhangi bir hacımız olmamıştır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı şemsiyesi altında gelen hacılarımızdan herhangi birisi bu üzücü hadisenin yaşandığı bölgede o saatlerde olmamıştır. Bizim kendi talimatnamemize göre de herhangi bir hacı adayımızın o saatlerde orada olması yasaklanmıştır. Ancak buna rağmen iki seyahat acentamızın hacıları aynı saatte bu hadise içerisinde olmuş ve bu kardeşlerimizden henüz bazılarından haber alınamamıştır. Her iki seyahat acentamızın, az önce onlarla birlikte birer toplantı yaptık, her birisinden 9 hacımıza henüz ulaşılamamıştır. Toplam 9-9. 18. Tabii ki inşallah arkadaşlarımız hastanelerde bu kardeşlerimizin tespitiyle uğraşıyorlar. Yaralılar içerisinde öncelikle tespit etmeye çalışıyoruz. İnşallah herhangi birisinin vefat etmemiş olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.